Herkese merhaba. Bu haftaki videomuza başlamadan önce bütün Türk vatandaşlarımıza, Türkiye'de yaşayan insanlara başsağlığı dilemek istedik. Türkiye gerçekten çok zorlu bir süreç içerisinde geçiyor ve biz ne kadar yurt dışında ya da Amerika'da yaşıyor olsak da bütün kalbimizle, bütün gönlümüzle ekip olarak Türkiye'yi düşünüyoruz. Tekrar geçmiş olsun. Ben zaten ülke içerisinde ne kadar iyi bir bağış ve destek kampanyaları olacağını biliyordum. Dolayısıyla kendi etkimizi mümkün olduğunca yurt dışındaki insanlara, Türkiye'de olanları bahsederek, Türkiye'de olanları lanse ederek yurt dışından Türkiye'ye mümkün olduğunca yardım toplamaya çalıştık. Umarım da bir katkımız olmuştur. Ülke içerisinde olan yardım kuruluşları ile ilgili videonun açıklama kısmına bilgi koyacağım. Hatta Ne Oluyor Ya ekibi de Darük Şafaka ile beraber çok güzel bir kampanya başlatmışlar. Onun da linkini alta koyacağım eğer onlara destek olmak isterseniz diye. Tekrar çok geçmiş olsun demek istiyorum ve umuyorum bu yaptığımız videolar bir nebze olsa da bir mutluluk veriyordur sizlere de. Ve umuyorum en kısa zamanda Türkiye olarak, ülkemiz vatandaşları olarak birbirimize destek olup bu zorlu günleri de arkamızda bırakırız. Texas'a hoş geldiniz. Amerika'nın bu eyaletinde her şey çok daha büyük. Buna malikaneleri de dahil. Texas'ta tam 12 sene yaşadım. Ancak daha önce hiç böyle bir ev görmedim. Dallas'ın biraz dışında olan bu ev, turladığımız en eğlenceli evlerden birisi. Bu recliner koltuklar ne kadar rahat ya. Yani bu ne diyor ya? Abi yatakta kayboldun. Ev mi turluyoruz, maraton mu yapıyoruz ben anlamadım, böyle yürü Allah yürü. Böyle noktalarda bazen hayatımı sorguluyorum. Bu evde çocuk olmak mı? Başka diyeceğim bir şey yok. 32 yaşındayım, artık her şey saçmaladı. Eve mi geldik, Luna Park'a mı geldik, eğlence merkezine mi geldik? Köprüye çıkınca benim başım döndü, biraz yüksek. Bu evin sunduğu konfor ve olanaklar gerçekten inanılmaz. Ve göreceğiniz daha çok şey var. Bu evi dolaşmak başlı başına bir tecrübe. Araba yolundan arka bahçeye kadar bu evin boyutu gerçekten inanılmaz. Texas'a hoş geldiniz ve şimdi turumuza başlayabiliriz. Saatlik Texas'a hoş geldiniz. Turumuza sokak kısmından başlıyoruz. Kapılar açılıyor. Çok güzel bir araba yolumuz var. Sizi evin ön kapısına kadar götürüyor. Evin dışarıdaki mimarisine baktığınızda aslında sokaktan bayağı uzak. Çok güzel bir ön bahçe alanımız var. Tamamıyla çimle kaplı. Aynı araba yolu buradan sola ayrılıyor ve sizi evin arkasında bulunan bir park alanına getiriyor. Şimdi ev karşımızda. Önce bu kapalı alanın altından geçip motor korta varacağız. Bu arada Erman'cığım ne diyorsun? Bu videoyu Rolls Royce'la başladık. Texas'tayız. Böyle değişik bir ambiyans oldu. Abi bütçeyi arttırdın zaten. Evde müthiş. Hemen başlayalım. Kesinlikle. Evde karşımızda, girişinde alev, su, iki tane merdiven sizi ön kapıya getiriyor. Ve tekrar motor korta getireceğim. Ev gerçekten çok güzel. Mimari detaylarına bakarsanız pencereleri, kullanılan doğal taş, çatı dizaynı, çatının üzerinde de slate kullanılmış. Slate hem doluya hem de yangına çok dayanıklı bir malzeme. Eve de güzel bir görüntü veriyor. Araba yolunda gördüğümüz döşeme taş burada da kullanılmış. O da zaten evin girişine çok fazla karakter getiriyor. Evin de ön cephesine bakarsak hem alev ve su kullanılmış. İki tane merdiven sizi evin ön kapısına getiriyor. Texas'ta olduğumdan dolayı çok heyecanlıyım. Çok güzel bir tur olacak ve şimdi de içeriye girelim. Bu evin girişi gerçekten inanılmaz. Gerek çatı yüksekliği, gerek hacmi. Yukarıda iki tane kristal avizemiz var. Yerler harika bir şekilde mermerle kaplanmış. Evin girişinden zaten evin heybetini fazlasıyla hissediyorsunuz. Turumuza da devam etmeden önce bu evle ilgili biraz bilgi vermek isterim size. 7 yatak odası var, 10 banyosu var. İç alanı,
arazinin metrekaresi olsun gerçekten çok büyük. Piyasadaki fiyatı 19 milyon 995 bin dolar. Bu evin emlakçıları Tracy Tudor ve Bria Brown. Onlara da çok teşekkür etmek istiyorum bize bu turu yapmamızı izin verdikleri için. Ev inanılmaz. Söyleyecek bir şey bulamıyorum abi. Ev ağzım bugün karıştı zaten. İkinci kat bile dördüncü kat yüksekliğinde. O nedenle çok keyifli, çok güzel. Texas'ta her şey büyük derler. Ben 12 yıl Texas'ta yaşadım. Bayağı da ev gördüm. Böylesini görmedim. Bu nasıl bir ev yani? Böyle her bir salon, her bir hol, her bir yatak odası bu kadar mı büyük olabilir? Oluyormuş. Göreceğiz zaten hep beraber. Evet, değil mi? Aynen abi. Herkesi şimdi salona getirelim. Salonlardan bir tanesi. Salon diyorum ama söyleyiş tarzımdan dolayı kusura bakmayın. Yani daha çok salon göreceğiz. Minimalist bir şekilde eşyalandırılmış. Burada harika bir gazlı şöminesi var. Etrafı da çok güzel doğal taşla kaplanmış. Çatı yüksekliği 32 feet. 11-12 metreye falan geliyor herhalde aşağı yukarı. Oralarda bir yerde. Kristal avizelerimiz harika. Burada gördüğünüz balkon korkuluğu ikinci kattaki hol. Evin sağ cephesiyle sol cephesini birbirine bağlayan bir hol. Orayı da birazdan göreceğiz. Sonra burada French doors diyoruz. Artık Fransız kapılar diyeceğim. Bu gördüğünüz çift kapılar hep evin bu katta bulunan kapalı balkonuna açılıyor. Orayı da birazdan göreceğiz. Geniş, güzel, minimalist bir salonumuz var burada. Şimdi herkesi bu tarafa getirelim Ermen'cim. Burada mutfağımız var. Buradaki mermer yerler şimdi ahşaba dönüşüyor, parkeye. Mutfağa mutfak demeye dilim dönmüyor. 3 tane adası, kabineleri, hacmi, ışıklandırması gerçekten bayağı heybetli bir mutfak. Adaları gri tonda yapmışlar. Arkadaki kabineler ve duvar kabineleri de beyaz. Böylece güzel bir renk farklılaşımı olmuş. Bu adada bir tane lavabomuz var, 2 tane bulaşık makinesi. Burada ikinci lavabomuz var. Mikrodalga bu tarafta. Hatta burada da güzel bir bar oturma alanımız var. Emel'cim sen şöyle gel, ben böyle geleyim. Wolf gazlı ocağımız. Farm sink dediğimiz yani ön cephesi gözüken güzel de bir lavabomuz var. Erman'ın arkasında buzdolapları hemen şöyle gösterelim. Bir ileri bir geri gidiyoruz abi. Buzluk, buzdolabı panellendirilmiş. Burada da kocaman bir pantry var. İşte kuru gıdalarınızı koyabileceğiniz yer. Orası bir mutfak büyüklüğünde. Yani böyle hiç ev gezmemiş, hiç bunu profesyonel olarak yapmayan birisi gibi konuşuyorum ama bir The One'ı dolaştık işte Los Angeles'taki Rich'in evi. 100.005 square feet. Bir de bu. Boyut olarak inanılmaz yani. Bazen diyorsun ya ev o kadar büyük ki içinde kaybolurum diyorsun. Bunda az şey geçen dün geldiğimizde kayboldum. Bu arada daha söylemedik size. Biz bu evde kalıyoruz. Evin sahipleri sağ olsunlar şey dediler. Gelin evimizde kalın hem de turu yapın. Böylece otele gidip geri gelme falan olmasın diye. Ben dün gece uyandım, banyoyu bulamadım. Böyle bir uykulu uykulu banyoyu arıyorum. Hol o kadar büyük ki aklım karıştı. Sonra bir tane daha banyo var, orayı da bulamadım. Böyle garip, büyük. Banyo ile ilgili özel olarak konuşacağız abi orada. Aynen. Onu bir parantez açalım. Bir de bir ana yatak odası var. Hiç anlatmayayım onu. O zaten daha da farklı bir boyutta. Burada güzel bir servis holümüz var. Sizi ana yemek odasına bağlıyor. Orayı da birazdan göreceğiz. Şimdi Erman'cığım herkesi böyle getirelim. Tezgahlarımız mermer. Bu kısımda koyu kullanılmış, adalarda açık biraz daha güzel böyle bir renk farklılaşması var. Espresso makinemiz, mutfağımız da bu kadar. Mutfağın yanına biraz daha böyle rahat, hemen yemeğinizi hazırladıktan sonra yiyebileceğiniz güzel de bir masa koymuşlar. Burada gördüğünüz akordeon kapılar yine ikinci katta bulunan kapalı balkona açılıyor. Avizemiz var, kocaman casement pencerelerimiz. Güzel de doğal ışık alıyor. Renk tonları da minimalist, böyle hafif bir hissiyatı var. Şimdi burası aile odası. Aile odası diyorum. Mutfağa yakın olan oturma odalarını genelde İngilizce'de aile odası olarak isimlendiriliyor. Avizemiz var. Bir tane daha kocaman. Kocaman diyorum ama yani hakikaten benim kadar bir şöminesi var. Televizyon üzerinde. Burada gördüğünüz kapı ufak bir terasa açılıyor. Bu katta bulunan. Benim gibi böyle hafif tonlar. Gayet güzel, gayet konforlu. Minimalist bir şekilde eşyalandırılmış bir oturma odası. Bir tane daha burada oturma odası var. Bunu da görün istedim. Tamamdaki ışıklandırmalar falan olsun. Bu arada biz İngilizce turu yaptık, şimdi Türkçe yapıyoruz. İngilizce turda bahsettim, size burada bahsedeceğim. İnce bir detay. Amerika'da genelde evler yapıldığında drywall kullanılıyor. Yani sıva. Aslında sıva değil, bunun başka bir ismi var ama yani içi boş duvarlar. Bu duvarlar yapıldığında alçıpan, ismi alçıpan. Alçıpan yapıldığında köşeler genelde 90 derece yapılır. Fakat Texas'ta ya da böyle Amerika'nın biraz daha güney bölgelerinde köşeleri böyle yuvarlanılan bir stil daha var. Bu evleri biraz daha böyle sıcak, biraz daha nasıl söyleyeyim, sanki Akdeniz iklimi evi havası veriyor. Biraz daha evi yumuşatıyor. Bu evde de köşeler hep yuvarlandırılmış. Ermen sen fark ettin mi bilmiyorum. Fark etmemiştim. Söyleyince de fark ettim. Gerçekten böyle bir yumuşaklık katıyor gerçekten. Kesin. Her yere baktığında bu sefer büyük bir etki yaratıyor. Ne kadar sadece bir köşe olsa da.
Şimdi buradaki turumuz da bitiyor. Hemen sizi hole götürüyorum. Bu holde şarap mahzenimiz var. Vallahi bu mahzen. Yani 1000 tane şişe koyabiliyorsunuz. Yerler doğal taşla kaplanılmış. Raflar, ışıklandırmalar, avizesi yukarıda, tavanı da güzel böyle bir kiremitlerle kaplamışlar. Kendi air conditioning ünitesi var. Dur, bunun Türkçesi neydi? Klima. Kliması var, evet. Kliması var duvarda. Burada böyle dolapları falan var. Açacağım ben meraklı gibi. Vallahi güzel yani. Harika. Erman'cığım, bu tarafa ben devam ediyorum. Holümüz büyük. Şimdi asansörümüz burada. Bu ikinci merdivenimiz. Bu evin hem alt katına hem üst katına gidiyor. 3 katlı ev. Alt katı zaten anlatmayayım. Alt katta bir Rich Rich'in evi gibi. Rich Rich filmini hatırlıyor musun? Evet ama? Abi kesinlikle. Alt katta böyle oyunlar, bilmem neler. Abi yok, trampolinler, yok. Trampolinler yok yok. Yok yok. Kendimizi kaybettik. Bir de evde kalıyoruz. Dün gece basketbol falan oynadık. İyice artık ayar mayar kaçtı. Ne yaptığımızı bilmiyoruz. Texas'tayız. Buraya da Miami'den geldik. 36 saatliğinde buradayız. Çekip geri gideceğiz. Her neyse, konuyu çok dağıttım. Diyebilirsiniz ki Enes, niye burada böyle bir korkuluk var? Bu çocuklar için ya da köpekler için. Hani çocuğunuz olur da tek başına bu kata gelmesin diye böyle korkuluk yapıyorlar genelde. Merdiven dediğim gibi alt kata da iniyor. Devam da ettiğimizde burada güzel bir holümüz var. Güzel diyorum çünkü yerler mermerle kaplı. Bir de etrafına güzel bir çerçeve detayı yapmışlar. Devam edelim Erman'cığım. Bu kapı çamaşır odasına açılıyor. Diyeceksiniz ki Enes, niye bizi çamaşır odasına getiriyorsun? Getiriyorum çünkü çamaşır odası mı, yönetim kurulu merkezi mi? Yani bu kadar kabine, böyle güzel havalandırılmış çamaşır ve kurutucu makineler. Havalandırılmış diyorum yani, yükseltilmiş aslında. Daha doğru olur öyle söylemek. Çünkü Amerika'da bunlar çok popüler. Çamaşır yıkarken eğiliyorsunuz. Benim belim rahatsız olmak için bahane bekliyor. Böyle bir eğilmemde zaten bel ağrısı başlıyor. Bunlar yüksek olunca böyle çamaşırınızı almanız için eğilmenize gerek yok. Arkadaşlar, medeniyet teknisi almış bir canavar yani. Yapın, böyle güzel kendinize yükseltilmiş çamaşır ve kurutucu makineleri alın. Bence süper bir detay, çok süper faydalı. Detay. Kesinlikle. Adamız var, lavabomuz, kocaman pencerelerimiz. Burada bir tane güvenlik kameraları için televizyonumuz da var. Gayet hoş bir yer. Şimdi çıkalım geri. Ne var geride? Hemen hızlı hızlı. Ufak bir depomuz, yarım bir banyomuz. Buradaki kapı araba garajına açılıyor. Orada da güzel bir Bentley var. Aküsü bitmiş maalesef. Böyle süspansiyonu da hafif inmiş. Yapacak bir şey yok. Son olarak da bir mudroom'umuz var. Bunun Türkçe'de ismi yok. Bu nasıl bir oda biliyor musunuz? Eve geldiniz. Ayakkabılarınız pis. Ceketinizin üzerinde yağmur var, kar var. Eve girer girmez hemen bu ceketinizi asabileceğiniz, kendinizi yıkayabileceğiniz, ayakkabılarınızı yıkayabileceğiniz bir oda. Ondan yerleri hep genelde beton olur. Ya da bir tarz mermer olur. Burada da mudroom'umuz var. Böyle kıyafetlerinizi, ceketlerinizi asabileceğiniz güzel bir yer. Arka taraflarına da böyle güzelce paneller koymuşlar. Markerlarla yazabiliyorsunuz çocuklar için. O da böyle bir hoş detay. Şimdi sağ cephedeki turumuz burada bitiyor. Sizi tekrar evin girişine götüreceğim. Çünkü burada da ana yemek odamız var. Gayet güzel bir masamız. 10 kişi için. Yukarıda avizelerimiz. Bu tavandaki dizaynın ismini ben bilmiyorum. Hem İngilizcesini hem Türkçesini bilmiyorum bu sefer. Ama ışıklandırması, bu yuvarlak çizgileri böyle farklı olmuş. Birazcık derinlik veriyor odaya da. Zaten oda da çok geniş. Kocaman pencerelerimiz var. Evin girişteki avlusuna bakıyor. Böyle güzel, elegant, birazcık da böyle resmi, hoş bir oda olmuş. Şimdi tekrar girişe gelelim. Böyle de oturmak için built-in, yani duvarın içerisinde gömülmüş alanlar yaratılmış. Birazcık böyle poş duruyor, hoş duruyor. Geldiğimizde de çift kapılarımızı gördünüz. Salon harika, boyutlar inanılmaz. Burada da ana merdivenimiz var. Güzel bir şekilde böyle dönerek ikinci kata da gidiyor. Oraya da bir avize koymuşlar. Vallahi ben bugün bu evi anlatırken bir garip hissettim kendimi. Bu boyut nedir ya? Görebiliyor musun abi? Ben ufacık kaldım bu evin içerisinde. Şöyle geri çekilip gösterebilirim sanıyorum. Yani böyle her yer. Buradaki merdivenlere paralel yatabilirim ben yani. Bu nedir ya? İnanılmaz bir şey. Abi sabah 9'dan öğlen 1'e kadar tam 10.000 adım atmışım. O kadar büyük ki daha 20.000 adım daha var. Ev mi turluyoruz, maraton mu yapıyoruz ben anlamadım. Böyle yürü Allah yürü. Hadi bakalım, gelin siz de. Geziyoruz bu tarafa. Şimdi holdeki mermerin güzelliği, yine böyle çerçeveler dedik. Bu tarafa geldiğinizde yerler ok, meşe ağacına dönüşüyor. Meşeden güzel bir ahşap döşeme var. Burada 3 tane odamız var. Birincisi yarım bir banyo. Şaşalı bir banyo böyle. Lavabosu olsun, duvarlardaki panelleri. Lavabonun etrafına da böyle inciler falan döşemişler. Böyle otantik hoş bir şey olmuş. Kromdan musluğumuz, avizelerimiz. Bir de yukarıda mavi bir avizemiz var.
Sonra da o mavi avizeyle birazcık böyle bir eşleştirme yapabilmek için buradaki kabinenin kuplarını mavi yapmışlar. Kaçmaz. Benden böyle detay kaçmaz, hemen gördüm onu. Ama onu ben kaçırmışım, süpersin. Kaçmaz, hemen yakaladık. Güzel böyle bir şaşalı bir yarım banyo, yani rahat rahat. Rahat diyorum çünkü sağ tarafta da ofis var. Bu evin sahibi çok büyük ihtimal burayı kullanacak. İstemişler ki evin sahibine de yakın bir güzel banyo olsun diye. Burada biraz daha koyu renkler kullanılmış. Yerlerdeki ahşabı chevron pattern. Böyle yani 45 derece aşılarla eşleştirerek döşemişler ki holden bu tarafa baktığınızda bu odanın böyle çerçevesi güzel bir şekilde belli oluyor. Buraya da bir şömine koymuşlar. Sağ ve sol taraflarında çok güzel dolaplarımız, televizyonumuz, tavandaki detaylarımız, crown moldingler. Ve burada da iki tane kapımız var. Bu katta bulunan kapalı balkon açılıyor. Burası harika bir yer. Niye? Bir, Texas'ta hava güzel. Şu an biz Aralık ayındayız. Dün burada tişörtle dolaşabilirdiniz rahat bir şekilde. İkincisi, tavana güzelce ısıtıcıları yerleştirmişler. İsterseniz burayı ısıtabilirsiniz. Üçüncüsü, evin ana katının büyük bir kısmı buraya açılıyor. Orası girişteki salon. Orası aile odası. Böylece güzel bir ortam yaratabiliyorsunuz. Burada bir yemek masası, oturma alanı yapılabilir. Ermancığım şöyle bir dönebilir miyiz? Buraya da bir tane şömine koymuşlar. Bir de televizyonu var. Daha da güzelse bir detay daha göstereceğim. Bak, bu da güzel bir hareket. Motorize sineklik. Niye motorize? Manzara çok güzel. Ama yaz aylarında Texas'ta böyle sinek, böcek falan olabiliyor. Onu da engellemek ve buranın bu keyfini kaçırmamak için böyle de güzel motorize bir sineklik detayı yapmışlar. Hoş hareket. Bu evin arka bahçesini anlatmayacağım, göstereceğim zaten. Evet. Yani böyle Richard için evi gibi. Erman böyle Richard için bir iki tane görüntülerini koyarsın. Sanki evi 15 yaşında bütçesi olmayan bir çocuk yapmış. Onu da istiyorum. Manyak bir havuz istiyorum. Kaydırak istiyorum. Beyzbol sahası istiyorum. Böyle koymuş da koymuş. Böyle acayip bir ev. Hemen şimdi bu sinekliği bir kaldırayım önce. Hadi bakalım. Şurada da bir büyük odamız var. Onun da kendi terası var. İsteyen orayı yoga odası, bir tane daha fitness salonu, başka bir şey de yapabilir. Buradaki turumuz da burada bitiyor. Şimdi tekrar ofise girelim. Turumuza devam edelim. Daha çok gezeceğiz. Daha neler var? Hemen buradaki hole gelelim. Bir tane daha odamız kaldı. Zaten buranın girişinden o odanın tonu birazcık belli oluyor. Güzel bir barımız var. Mermer tezgahı, iki tane buzdolabı. Arkada böyle yansımalı ayna bir arka duvarı dizayn edilmiş. Buradan da girdiğinizde zaten sizi sinemaya getiriyor. Biliyorsunuz biz bu kanalda çok sinema odası geziyoruz. Hani bu sinema odasının öyle çok farklı bir özelliği yok ama güzel, geniş. Deriden böyle recline edilen, yani uzanabilen koltukları var. Projektörümüz bu tarafta. Duvarlar güzelce panellenmiş. Kocaman bir ekranımız var. Bak, bizim ekibin en çok sevdiğim özelliklerinden birisi. Hangi eve gidersek gidelim, ekran, televizyon varsa hemen bizim videolar konulur. Bu da Vegas'ta bir tur. Biz bunu Türkçesinde yaptık. Türkçesinde yaptık. Hatırlıyorsun abi, değil mi? Evet, evet, evet. Bu inanılmaz bir ev Vegas'ta. Yani böyle mimarisi falan çok çılgın bir şey. Hayatınızda böyle bir şeyi bir daha göremezsiniz. Zamanın Vegas'taki en pahalı eviydi galiba, yanlış mıyım? Zamanın değil, o zaman satılmış olan en pahalı evdi. Evet. Galiba hala da olabilir. Çok manyak bir şey. Bunun biz linkini koyalım bu videonun altına. Onu da bir izleyin bir vaktiniz olduğunda. Manzarası falan inanılmaz. Size bir başka detay daha vereceğim. Biz bu eve dün geldik. Bugün sabahtan beri, 8'den beri çekim yapıyoruz. Ben çok uyuyamadım dün gece. Öyle olunca şimdi yatak odalarında da uyumak istemedim. Ekip çekip yapıyor. Dedim ki ben buraya geleyim, uzanayım, uyuyayım. Arkadaşım bu recliner koltuklar ne kadar rahat ya. Business class uçuyormuşsun gibi. Böyle uzattım. Burada ben bir saat uyudum bugün. Çok iyi geldi. Hani düşünenler varsa ya bu uzayan koltuklar hakkını veriyor mu? Veriyor. Abi çok rahat gözüküyor. Çok rahat. Ben burada böyle bir saat uyudum. Bayağı iyi geldi bana. Şimdi sinemamız da bu kadar. Tekrar o merdivenin vardığı noktaya gidelim. Çünkü buradan da turumuza bu katta bulunan son odayla devam edeceğiz. Çünkü bir tane daha odamız kaldı. Yatak odası bu arada. Bunu da güzel bir şekilde dizayn etmişler. Böyle tek başına burada duruyor. Böylece de misafiriniz için falan çok ideal. Buradaki kapı evin girişinden baktığımızda sol cephedeki garajlar açılıyor. Bu yatak odasının girişinde güzel bir wet barı, ufak bir barı var böyle. Lavabosu olan, birazcık da kabineleri. Bu kapıyı da açtığımızda yatak odasına giriyoruz zaten. Çift kişilik yatağımız. Hacim çok güzel. Gri tonlar kullanılmış. Aynı meşe ağacından ahşabımız. Sıcak, güzel bir oda. Bu kattaki de tek yatak odası var. Ayıptır söylemesi benim odam bir de. Evet, Erman burada kalıyor. Nasıl? Muhteşem abi, çok çok güzel. Güzel uyudun mu? Yatak çok keyifli, küvetimiz çok güzel, az sonra görürüz. Yatağı da güzel yapmışsın. Çok güzel, valla hala çekimi hazır ettim. Çekimi hazır ettim, dur. Şunu... Bayılıyorum, bu staging yapan şirketler şunu yapıyor ya. Böyle bir aduket hareketiyle onu bir bölüyorlar ya, çap.
ortadan ikiye hoşuma gidiyor. Hadi Erman'ın banyosunu gezelim. Banyon da pek şık Erman'cığım. Abi çok şık. Küvetin, iki tane lavabosu, giyinme odası. Burada da biraz daha kabinelerimiz var. Ayrı bir tuvalet odamız. Burada da mermer duşumuz. Duş mu, hamam mı? Vallahi bana hamam hissiyatı verdi abi. Vallahi yani. Krom başlıklarımız olsun. Burada güzel bir bench oturma alanı yapılmış. Her yeri zaten mermerle kaplı. Tavana kadar. Çok güzel bir banyo. Ve bu kattaki turumuz da burada bitiyor. Şimdi bu evin ikinci katına çıkalım. Oradaki yatak odalarını gezelim. Şimdi evin ikinci katında bulunan yatak odalarını gezeceğiz. 4 tane yatak odamız var. Sağ cephede 3 tane misafir odası, sol cephede tek başına ana yatak odası var. Şu an sağ cephedeyiz. Buradaki yatak odaları için güzel bir oturma alanı yapılmış bu kapıların arkasında. Dolapları, televizyonu. Bu tarafı staging yapmamışlar, yani eşyalandırmamışlar. Ama istiyorum ki evin her odasını hemen görün. Ondan bu tarafı da bu sağ cepheyi de hızlı bir şekilde dolaşacağız. Şimdi geri geldik, asansörümüz. Burada ilk yatak odamız var. Bunun kendine özel de bir banyosu var tabii ki de. Gayet güzel, iyi ışık alan bir yatak odası. Geri geldiğimizde bu holün sonunda bir tane daha yatak odası var. O da burada başlıyor. Yatak odasına gelen bir hol var. Yatak odasının kendi holü var. O holden de yatak odasının kendisine geliyoruz. Bu boyutlar nedir ya? Bu çocuk odası Erman. Şöyle ben bir yürüyeyim. İnsanlar anlasın çünkü eşya yok burada. Tahmin edebiliyorsunuz buraya. Yatağınızı koyarsınız. Burada bir oturma alanı, masa falan çocuğunuz için çalışması için. Abi yüzeleri falan. Bu evde benim çocuk olasım geldi. Abi ben çocuk olsam burada şımarırdım. Şımarırdın değil mi? Vallahi olmazdı. Şımarırdım. Bizim o Türk quality'li özellikleri burada evolve olmaz abi. Aynen. Yani tek şanslı onu kaybedebilirim. Kaybedebilirsin. Hemen gelelim. Banyo inanılmaz. Bizim bu Türk insanının hayal banyosu. Bu bir çocuk banyosu ama aslında. Küveti var. Küvet arka bahçe. Bu arka bahçe inanılmaz. Yani böyle... Vallahi alet falan var şu an. Göreceksiniz birazdan zaten. Erman şu an size hafif göstermeye çalışıyor. Evet. Sonra. Giyinme odası, lavabosu, her şeyi çok güzel. Burada da böyle mermerden bir duşu var. Jetleri bilmem nesi. Çok güzel yapmışlar. Bu yatak odasının turu da burada bitiyor. Şimdi merdivene tekrar gidelim. Burada da üçüncü odamız var. Bu odalar için bir çamaşır odası daha yapılmış. Çamaşır odası mı, kütüphane mi belli değil. Yani bu kadar kabinenin olduğu... Kurutucu, çamaşır makinesi, her bir şey var. Devam da edersek, üçüncü yatak odamız. Bu da çok büyük. Yerler ahşap, koyu renkler. Yatağı buraya tahmin ediyorum koyuyorsunuz. Televizyon karşıda, avizeleri. Evin ön cephesine bakıyor burası. Buranın bir de şaşalı bir banyosu var. Ermencim herkese o banyoyu da gösterelim. Daha çok koyu renkler kullanılmış. Burada lavabosu. Leaded dediğimiz, yani böyle üstünde pürtüsü bırakılmış bir mermer tezgahı. Aynı mermer burada da küvetin etrafında kullanılmış. Jetleri olan böyle harika bir küvet. O küvet yetmiyormuş gibi. Bir de kocaman duş yapmışlar. Ben içinde ufacık kaldım. Yağmur başlıkları, vücut spreyi, mermer döşemesi. Böyle harika güzel bir banyo. Ne diyeyim yani bu misafir odalarına ana yatak odaları gibi. Kocaman. Burayı bir aileye kiraya verirsin sırf burayı. Biz burada 50 kişi yaşarız. Ben yaşarım. Rahat da yaşarsın yani böyle inanılmaz. Ermancığım devam edelim. Şimdi turumuz enteresanlaşacak. Niye? Sağ cepheyi bitirdik. Sağ cepheden uzun bir yürüyüş holümüz var. Burası enteresan bir alan. Burayı ana salonda bahsettik. O ikinci katta olan balkon korkuluk alanı dedik. Görebiliyorsunuz zaten avizelerimiz. Bu evin hacmi nedir ya? Yani böyle inanılmaz bir şey. Çok çok büyük abi. Çok büyük. 24 tane air conditioning ünitesi var. 24 tane. Bu evin ben elektrik faturasını düşünemiyorum. Şöyle hesap yapayım. Ben Texas'ta yaşarken, bu arada ben 12 yıl, hayatımın 12 yılını Texas'ta geçirdim. Corpus Christi buradan 6 saat uzaklıkta. Texas'ı çok iyi biliyorum. Benim inşaat kariyerim Texas'ta başladı. Ben ev yapmayı, ev yenilemeyi Texas'ta öğrendim. Benim evim 2500 square feet'di. Yani yaklaşık bu evin 12'de biri. Bu bahsettiğim fatura 6-7 yıl öncesinden. O zaman iyi yaz ayında 250-300 dolara geliyordu elektriği. Bu 3000-4000 dolar. Ya yine çok fazla değil böyle bir ev için aslında. Ama bu suyla, gazla, mazla bu evin elektrik su faturası minimum ayda 20-25 bin dolar. Sanıyorum tüm gün fireplace'leri yaktığında 6000 dolar civarında bir fatura geliyormuş. Öyle bir şey mi söylediler? O da günlük.
Rakamlar artık her şey saçmaladı. İyice garip bir şey oldu bu turlarda. Evet abi. Bu arada ikinci katta bir balkonumuz da burada var. Ne diyeyim? Tura devam. Şimdi ana merdiven nereye varıyor derseniz, ana merdiven oraya varıyor. Orada da ufak bir oturma alanımız var. Bu hol de sizi buraya getiriyor. Buradaki çift kapılar da ana yatak odasına açılıyor. Bu ana yatak odası tek başına bir ev. Bu ev turuna hoş geldiniz. Ev turu içerisinde bir ev turu daha var. Buradaki kapımız ufak bir oturma alanı açılıyor. Güzel bir barı var, lavabosu, espresso makinesi, birkaç tane dolap, buzdolabı da var. Burası ofis olabilir, burası nursery olabilir. Yani çocuğunuz varsa, yeni doğmuş çocuğunuz, oraya, buraya güzel bir oda yapılabilir. Aynı balkona burası da açılıyor. Burası ilk odamız. Şimdi tekrar hole geri gelirsek, sağ tarafta yatak odası var, sol tarafta banyo var. Önce banyoyu gezelim. Çok net söylüyorum, bu banyo bizim kanalda dolaştığımız en büyük banyo. Oranı ayarsız. Yani bu kadar büyük bir alan olamaz. Tam karşımızda küvetimiz var. Onu çok güzel bir şekilde duvarın içerisine entegre etmişler. Jetleri falan da var zaten. Üstü mermer, arkası mermer, önü mermer. Bir de televizyonu var. İçine gireyim mi Erdem? Abi gir. Hadi bakalım. Bir de utanmaz Mikey diyor ki, küvet de çok büyük değilmiş diyor. 1.82 adamım, bak içinde kaybolacağım. Böyle noktalarda bazen hayatımı sorguluyorum. Neredeyiz? Ne yapıyoruz? Niye? Neden? Niçin? Bu tarz sorular çok fazla birikim haline geliyor ve böyle kafamda sorguluyorum. Dün gece basketbol oynarken gece 12.30'da dedim ya, biz ne yapıyoruz ya? Kimin evindeyiz? Nasıl bir işimiz var? Texas'a da hoş geldiniz tekrar. Burası da bu evin banyosunun girişi. Şimdi devam edelim. Bu banyonun ilk lavabosu. Lavabosu diyorum ama lavabo aslında burası. İlk dolapların olduğu yer diyelim. Aynalar duvara çok güzel bir şekilde entegre edilmiş. Üstünde ufak pencerelerimiz var doğal ışık gelsin diye. Bunlar İngilizce'de inset diyorlar. Yani kabinenin ön cephesi, ön tarafı dolabın kendisiyle tamamen flush. Yani sıfıra sıfır duruyor. Yani aslında böyle o çekmece tamamıyla dolabın içerisine giriyor. Çok güzel krom kulplarımız var. Böyle güzel bir banyo dizaynı, yerler mermer. Evde staging, yani evde aslında eşyalandırma yapılmış ama çok fazla değil. Normalde böyle banyoda birazcık aksesuar olsa, bir ufak bir oturma, otoman, böyle bir koltuk olsa hoş durur. Birazcık çıplak aslında. Şimdi geri geldik ya da bu tarafa geldik diyeyim. Burada ufak bir tuvalet odamız var tek başına olan. Burada duşumuz var. Bu da büyük ihtimal bizim dolaştığımız en büyük duş. Ben bu sabah saydım Erman. 18 tane duş başlığı var burada. 18 mi? Vücut spreyleri. Krom duş başlıkları, yağmur başlıkları, her yeri mermerle kaplı. O yetmiyormuş gibi. Bir de buhar özelliği var. Şimdi Enes, her gittiğin evde buhar özelliği var, niye bize öyle anlatıyorsun diyebilirsiniz. Bu kadar alanı buharla yapmak için 3-4 tane motor koymanız lazım. Herhalde bu duşa bir 200 bin dolar harcamışlardır. Kesinlikle. Yani inanılmaz. Burada da bak, bir gün olacak, nasip olacak bana. Kendi evimi yaptığımda bunu kesin yapacağım. Buraya buharlanmayan bir ayna koymuşlar. Böyle tıraş falan olmak için kendini görebiliyorsun. Çok güzel. Bayılıyorum ben böyle detaylara. Şimdi duşumuza bu arada iki taraftan da girebiliyorsunuz. Duş turu da burada bitiyor. Sizi buraya getireceğim. Buradaki çift kapılar bu evin giyinme bölümünü açılıyor. Bölüm diyorum. Çünkü böyle birkaç tane oda. Çok anlatacak bir şey yok. Gelin zaten hep beraber gezelim. Acayip yani boyutu. Dolap sayısı inanılmaz. Her bir dolabın içerisinde LED ışıklandırması var. Bu ilk bölüm. Burada böyle arada bir bölüm var. Çekmecelerin önüne bir de ayna koymuşlar. Daha da yansıma yapıyor. Kabinelerin içerisinde ışıklandırma var. Bu inanılmaz abi ya. Buraya 1-2 milyon dolar sadece kıyafet lazım doldurmak için. Evet. Yani vallahi inanılmaz. Texas'ta hakikaten her şey çok büyük. Burada bir giyinme bölümü var. Güzel de bir penceremiz var. Kapattık çünkü çok fazla ışık geliyor. Televizyon var. Televizyonsuz olmaz. Bu birincisi. Bir tane daha burada giyinme odası var. Bu biraz daha koyu tonlar. Burası erkek için. Belli zaten erkeğin ezildiği yarısı boyutunda. Yani hani çok net bir ırkçılık var burada yani. Ama bak ha, bu kulpmuş. Bildiğin burada dolap mı var acaba? Bir çekmeye çalıştım da kulpmuş. Güzel. Bunun arka tarafında da bir safe var. Orada da işte özel eşyalarınızı koyabilmeniz için. Şimdi tam döndük. Duşun bu sefer diğer tarafına geldik. İkinci tuvalet odası. İkinci lavabomuz. Aynı detaylar. Banyonun turu da burada bitiyor. Vallahi yoruldum. Böyle bir... Ya bu ev seni yordu. Bir sandviç falan yiyesim geldi yani. Böyle enerjim bitti yani şurayı dolaşırken. Hadi. Şimdi banyoyu bitirdik. Geriye kaldı
ana yatak odasının kendisi. Burası çok inanılmaz. Şimdi ben burada kalıyorum. Dün gece ben burada kayboldum bu arada. Buradan devam ettim. Banyoyu, tuvaleti bulamadım. Diyeceksiniz ki Enes, bu ana yatak odasının havası nedir? Hiç konuyu direkt kesip buraya getiriyorum. Hayatımda gördüğüm en büyük yatak. İki tane çift kişilik yatağı birleştirmişler. Sanki Shaquille O'Neal'ın yatağı gibi. Şöyle bir üzerine yatacağım. Bir boyutunu görün. Abi yatakta kayboldun. Böyle yatak mı olur yani? İnanılmaz. Bu yatağı buraya custom yapmışlar. Zaten bu yatak buradan çıkmaz Erman. Bunu kırıp kesip bölmeleri lazım. Yani ya bu yatak burada kalacak ya da artık bu yatağın son ömrü burada. Abi kaç adım olduğunu sayar mısın ya baştan? 2, 3, 4, 5, 6, 6 adım. 6 adım. Şey? Yani herkes evinde deneyebilir ne kadar büyük olduğunu diyebilir. Türkiye'de şey, king size bed diyoruz. Çift kişilik yatak neyse tam iki tanesi birleştirmişler. Evet. Özel örtü falan yaptırmışlar. Vallahi yani ben dün gece burada kaldım. Yemin ediyorum beni böyle paralel ve diklemeye koyarsan benden o tane koyabilirsin. Kimse birbirine dokunmaz. Her neyse çok dikkatimi dağıttı bu yatak. Bu oda da bu arada çok güzel ışık alıyor. Kocaman pencereleri var. Şöminemiz de burada var. Televizyon da yukarısında. Işıklandırması, ambiyansı falan güzel. Ama en önemli detayı da bu evin cephesinde tek başına. Yani evin sahibi özel hayatını çok güzel bir şekilde koruyor. Burada rahatlıkla zamanını geçiriyor. Şimdi ikinci kattaki turumuz da burada bitiyor. Evin en alt katına götüreceğim sizi. Orada inanılmaz bir eğlence alanı var. Hayatınızda eminim böyle bir şey görmediniz. Şimdi bu evin alt katındayız. Burada trampolin var. 32 yaşındayım. Artık her şey saçmaladı. Yani neredeyiz, ne yapıyoruz? Niye böyle şeyler yapıyoruz? Bu evin alt katı Luna Park gibi ya. Burası trampolin odası. Şimdi diyeceksin ki Enes, bu kadar şey varken bize ne göstereceksin? Önce tuvaletle başlayacağız turumuza. Erman bir gel. Burada yarım bir banyomuz var. Diyeceksin ki Enes, niye bu tuvalete dolaşmak istiyorsun? Lavabosu çok güzel, çocuklar için yapılmış. Bir de burada Dyson kurutucu var. En sevdiğim, gönül istedim. Tuvaleti bile böyle bir Luna Park'ın tuvaletiymiş gibi dizayn etmişler. İlk göstereceğim eğlence bölümü bowling alanı. Ben böyle kabiliyetsiz bir adamım bazı oyun konularında. Bowling'de kesinlikle o kabiliyetsiz olduğum alan içerisine giriyor. İngilizce'de 3 tane attım, bir tane tutturamadım. Türkçe'de belki gururumu, onurumu geri kazanabileceğimi düşünüyorum. Bir şansımızı deneyeceğim burada. Bu arada bak, Mikey de ne kadar ayarsız bir adam. Oyunculara bak, Enes, Mikey, Mike Tyson. Ya Allah'ım bu adam öldürecek beni ya. Aha. Fena değil. Fena değil. Belli bir progres yapılıyor. Bak bunu da ben bilmiyordum Erman. Bunu Mike gösterdi. Bu da benim gibi kabiliyetsiz adamlar için. Olurdu, tutturamazsan böyle hiza yapıyorsun burada. Tamam mı? Sonra bak kaç yaşındayım, neden öğreniyorum. Hazır mısın? Sen bunu biliyor muydun? Hayır abi, hiç görmedim. Ha? Abi çok iyi. Çok iyi. Strike. Ben İngilizce'de bunda bile kaçırdım. Yok artık yani. Okey. Bowling sahası. Arkasında batting cage var. Böyle beyzbol topuna falan vurabiliyorsunuz. O çok çılgın bir şey. Oh hell no. Go to basketball court. Geri kalanı göstermeden önce sizi buraya getireceğim. Buraya bir mutfak yapmışlar. Buraya prep kitchen diyorlar. Yani hazırlık mutfağı, işte barbekü olduğunda dışarıdaki eğlence partileri için. Ne prep kitchen'i ya? Bu normal bir mutfak. Bayağı güzel de bir mutfak herhalde. Abi çok lüks bir mutfak. Çok lüks bir mutfak. Kocaman adası var. 60 inç Wolf gazlı ocağı var. Fırınları, warming drawer, yani yemeklerinizi sıcak tutabileceğiniz alanı. Çok güzel paslanmaz çelikten böyle bir ticari lavabosu var. Böyle bulaşıklarını falan doldur. Bak bu da çok enteresan detay Erman. Çekmece gibi gözüküyor değil mi? Panel, sahte. Aa süpermiş. Diğer tarafta da var aynısından bir tane daha. O da burada. Kocaman bir buzdolabı, derin bir ocaklarımız var. Burada bir kapı depoya açılıyor. Buradaki kapı da arka bahçedeki kapalı alana açılıyor. Orada barbekü alanı var vesaire. Çok çılgın. Yani bu mutfak böyle çok kullanışlı. Burada çocuklarınıza parti yapmak istiyorsunuz, büyükler için parti yapmak istiyorsunuz. Her şey yarıyor. Şimdi bu taraftan devam ediyoruz. Eğlence alanına. Burada bir de barımız var. İşte bira yapacağınız tap,
musluk, dolapları, televizyonu, maç falan olduğunda burada izliyorsunuz. Büyükler burada takılıyor, çocuklar burada takılıyor. Yani böyle ne garip oldu bizim bu turlar ya. Nasıl inanılmaz bir yer. Ben burada kendim, biz dört tane büyük adam kendimizi kaybettik dün burada. Ben çocukluğuma döndüm dün. hepimiz döndük. Yani harika. Bu arada Erman, enteresan bir detay. Sen bunu büyük ihtimal bilmiyorsun, sana daha bahsetmedim. Hı hı. Bu bölüm 6000 square feet. 6000 square feet kaç metrekare yapıyor? Onu ekrana koyarız. 600 civarında olabilir. 450-500 metrekare yapıyor. Tamamıyla betondan. Burası aslında evin de temeli. Zaten tavana baktığında betonu görebiliyorsun. Siyahla boyamışlar. Texas'ta fırtına, tornado oluyor. Burası saklanabileceğin güvenli bir alan. Buradaki pencereler impact. Kasırga falan olduğunda buraya gelebiliyorsun. Yani kasırgayı burada jeneratörünle heyecanlı bir şekilde geçirebiliyorsun. Evet. Bu da enteresan bir kafa yani. Hadi devam edelim. Poker masası. Burada Pac-Man var. Neydi şu? Langert var. Bilardo masası. Burada Amerikan futbolu var. İşte o deliklere atıyorsun topu. Bundan çok anlamıyorum. Şurada çocuklar için bir televizyon odası var. Hatta orada da PlayStation var. Bu evde çocuk olmak var. Başka dizen bir şey yok. Artık söyleyebileceğim bir şey yok. Akordiyon kapılar arka bahçeye açılıyor. Arka bahçe zaten Luna Park gibi. Diyecek bir şey kalmadı. Hadi bakalım. Jim'e geldik şimdi. Jim Michael Jordan'ın Jim'i gibi. Her bir şey var vallahi. Yani dumbbell'leri, treadmill'leri, koşu bantları, bilmem neleri, bench press'leri, her bir şeyleri var. Sonra buraya geliyorsunuz. Burada basketbol sahası var. Şimdi İngilizce'de yaptık bunu. Mikey beni buna bindirdi. Bunun Türkçesi ne abi? Titremeli bir şey hiç böyle. Bilmiyorum. Hadi bakalım. Buna biniyorsunuz, titriyor. Ne konuşabiliyorsunuz adam akıllı. Bir de bir kaşıntı yapıyor vücutta. Ama böyle bel ağrısına falan inanılmaz geliyor. Sanki böyle yaşlı biriymişim gibi de konuşuyorum. Bel ağrılarımdan bahsediyorum. Sonra geliyorsunuz buraya. Burada bir basketbol sahası var. Dün gece biz burada kendimizi kaybettik. Bu gece burada kan çıkacak büyük ihtimal. Turnuvalardan dolayı. Bu gece burada büyük bir rekabet. İngilizce turda söyledim. Dün gece çok büyük bir şey keşfettik. Erman aslında bir prodüksiyon müdürü, bir videografer değilmiş de bir basketbolcuymuş. Biz bilmiyorduk. Erman dün gece bize delik deşik etti. Ben ve Mikey fena oynamıyoruz. Erman bizi aptala döndürdü dün. Üçlükler falan kendini kaybediyordun abi. Vallahi estağfurullah abi. Gençliğime döndüm diyeyim ben de bir 20 sene, 15 sene öncesine. Çok keyifliydi. Hiç geri dönmemiştin. Sanki gençliğim buradaymış gibi ve havayla oynuyordun dün teşekkür yani. Teşekkür ediyorum. Bu evin çekimlerini yaparken aynı zamanda burada 3 gece geçirme şansımız oldu. Bilardo oynadık. So we decided A cam versus B roll. Me and Mikey against Erman and Jason. Let's see what happens. Exciting game everyone. Erman. Ve inanılmaz eğlendik. Hero win. That was it? Yeah. I didn't know that. Michael'in bu kadar iyi air hockey oynadığını bilmiyorum. I have such good hair. Mikey beyzbol sevdasıyla baş başa bırakma kararı aldım. No way in hell I'm doing this. No chance. Bu kadar yoğunluğumuz arasında yaptığımız basketbol maçı da en çok eğlendiğimiz aktivite oldu. Evin sahibinin oğlu burada yaşıyor. Ona bu evi bu kadar özel yapan şeyin ne olduğunu sordum. This right here. Yeah. This is my favorite part of ours. The whole bottom part, man. Yeah. The game room, the bowling alley, even down to the baseball little pitch in there. Can't forget the bomb. That was so disrespectful, but it was a good game. It shows you when you have a basketball court like this. You can just enjoy life and have a good time with your friends. Her neyse, iki tane potamız var. Bunları yükseltip alçaltabiliyorsunuz. Böyle güzel bir alan. Duvarları da bunlarla kaplamışlar ki benim gibi böyle heyecanlanıp hızlı bir şekilde duvara doğru gelirseniz çarptığınızda bir şey olmasın diye. Ayıptır söylemesi İngilizce turumda bir tane şat attım. Tak diye girdi yani. Oo. Birde bir. Dün iyiydin abi. Dün fena değildim. Türkçe'de biraz heyecanlıyım. Siyah dart takımı bitsem olsa da gururum ve inancım var. Ondan üçlümle yola devam edeceğim. Bakalım. Ve tabii ki de ıska. Süt, takım elbiseyle gerçekten zor oluyor. Hadi bir daha deneyim.
Olmadı. Her zamanki gibi kabiliyetsizliğim de burada çıkıyor. İçerideki turumuz da burada bitiyor. Şimdi gidelim bir de o inanılmaz arka bahçeyi görelim. Enes at üçlü abi. Hadi bakalım. Dün gece Erman üçlükleri atıyordu. Daha sert bir rekabet uzaktan takım elbiseyle. Bomba. Bu arka bahçe anlatmakla olmaz, göstermek lazım. Biz de size zaten her bir köşesini göstereceğiz. Evi de gördünüz, 3 katlı, inanılmaz bir şey. Bu tarafta yani arka cephede evin 3 katını görebiliyorsunuz. Tam karşımdaki akordeon kapılar alt kattan açılıyor. 2 tane balkonu dolaştık. Evin mimarisi, boyutu zaten böyle inanılmaz bir şey. 2 tane de buraya çelikten merdiven yapmışlar ki ana kattan direkt arka bahçeye inebiliyorsunuz. Yerlerde çok güzel traverten taşlar var. Şöyle devam edeyim. Bu tarafta basketbol sahası var, orayı zaten gezdik. Önce çocuk havuzundan başlayacağız. Çocuk havuzuyla büyüklerin havuzu birbirine entegre edilmiş. Burada böyle sıfırdan başlıyor, yavaşça derine gidiyor. Hafif böyle bir plaj havası vermişler. 2 tane yükseltilmiş hot tub'umuz var. Niye olmasın, orada böyle bir hafif infinity edge dizaynı da olmuş. Sonra tam karşımızda 2 tane böyle kale gibi binamız var. Ortasında da bir köprü. Köprünün üzerinde de alev var. Köprünün üzerinden de havuza atlayabiliyorsunuz. Erman? Abi ben böyle keyifli bir ev görmedim. Eve mi geldik? Luna Park'a mı geldik? Eğlence merkezine mi geldik? Belli değil. Zaten dün orada kendimizi kaybettik. Basketbol oynama bilmem ne. Hararet oldu biraz böyle. Bir heyecan oldu. Bu arka bahçede zaten inanılmaz. Şimdi şöyle devam edelim. Bu taraftaki cepheden size birazcık bahsetmek isteyeceğim. Oradaki kapılar hazırlama mutfağından açılıyor. Buraya geldiğinizde burada bir tane daha kapalı oturma alanı var. Televizyonunuz, buradaki kapılar ufak bir kapalı bara açılıyor. O barı da bu camları açarak dışarıya entegre edebiliyorsunuz. Orada bir yarım banyomuz var. Havuz için yapılmış. Hatta oraya bir de çamaşır ve kurutucu makinesi de koymuşlar ki işte havuzun havlularını vesaireyi yıkayabilirsiniz diye. Yemek masamız. Burada da otomatik sinekliklerimiz var. Tavanda ısıtıcılar, fanlar. Buraya da geldiğimizde harika bir mutfağımız var. İşte barbeküsü olsun, pizza fırını olsun. Üstüne bile davlumbaz bile koymuşlar. Her şeyi düşünmüşler. Barbeküden de bahsederken biz Teksaslıyız arkadaşlar. Ben 12 yıl burada yaşadım. Mikey doğma büyüme Teksaslı. Dün gece Erman ve Jason'ı da Texas barbeküye götürdük. Orada da böyle bir kendimizi kaybettik. En son böyle Erman ben daha fazla yiyemeyeceğim diyordu. Öyle de güzel, hoş bir anımız oldu değil mi? Abi gerçekten çok enteresan bir tecrübeydi. Hamburger gibi gelmiyor, sana sadece et geliyor. Evet. Gidiyorsun ekmeğini alıyorsun, ketçapını, soğanını evet. alıyorsun. Aynen. Çok farklı bir tecrübeydi. Kesinlikle. Orada nasıl kazanlarda falan pişiriyorlar, çok enteresan değil mi? Muhteşem, çok acayip. Yani gerçi Amerika'ya gelen herkesin bir denemesi lazım Texas barbecue tecrübesini. Hadi buradan böyle bir ufak bir barbecue context vereyim herkese. Barbecue demek ızgara et demek değil aslında. Barbecue uzun süre içerisinde ateşin dumanıyla ve yavaş ısısıyla pişirilme tekniği diyeyim artık. Yani Texas Amerika'ya gelirseniz kesinlikle bir otantik barbekü denemenizi tavsiye ederim. Ben de çok seviyorum. Aslında çok et yememeye çalışıyorum ama arada böyle oluyor işte. Her neyse. Burada da güzel bir dışarıda mutfağımız var. Hadi şimdi bu tarafa gidelim. Arka bahçe değil zaten şey gibi, futbol sahası gibi. Buradaki kalelerden bahsettik. Kale diyorum ama aslında yuvarlak bir bina. Bunun içerisinde de kaydırağımız var. Oraya çıkıp kaydıraktan bu havuza girebiliyorsunuz. Biz burayı dün dolaştığımızda emlakçı dedi ki bu havuz 15 feet. 5 metre. 5 metre. Dedim ki olmaz. Vallahi 5 metre. Yani yalan söylemiyorlar. Gerçekten çok derin bir havuz. Oraya da alev koymuşlar. Orada ortadaki açıklığı görüyorsunuz. Oradan atlayabiliyorsunuz bu havuza. Vallahi ne diyeyim. Bak şimdi ne geldi. Her dikkatim de dağılıyor. Karşı taraftaki ev sahibinin de atları, eşekleri var. O da enteresan bir çalışma. Böyle Texas'tasınız. Organik bir ortam. Bu gördüğünüz palmiye ağaçları gerçek değil. Tahmin ediyorum böyle çok uğraşmak istememişler bakımıyla. Bunlar sahte palmiye ağacı. Ama o palmiye hissiyatını, o böyle bir tatil diyeyim, lütfen beni rahatsız etmeyin, telefonum sessizde bana ulaşamazsınız havasını veriyor bence. Kesinlikle veriyor abi. Şimdi gelelim buraya. Texas'ta her şey büyük. Öyle, lafta değil. Hakikaten öyle. Buraya da kocaman bir araba park yeri koymuşlar. Buraya işte karavanınız, motor eviniz, trailerleriniz, büyük arabalarınız falan çok rahatlıkla koyabiliyorsunuz. Hem evin önünden hem evin arkasından buraya da gelebiliyorsunuz. Bir de basketbol sahası koymuşlar. Çok da güzel bir wakeboard tekneleri var. Keşke hava güzel olsa da bizi de bir çıkarsalar. Ama işte böyle. Belki yaza doğru.
Evin mimarisi böyle çılgın, gayet güzel. Şimdi sizi buraya getirmek istiyorum. Burası farklı bir boyut. Burada artık bir next level'a atlama oluyor. Bu halı saha. Türkçesi bu. Yani bu yapay çim var burada. Burayı beyzbol sahası olarak kullanıyorlar. Biz Türk insanı olarak burada çift kale maç yaparız. Net abi. Çok net. Ben futbol oynamasını da çok iyi bilmiyorum ama böyle bir saha mı olsa oynayasım gelir. Hadi gel Erman, inelim aşağı, herkese gösterelim. Evin zaten arazisi inanılmaz büyük. En sonunda burayı düzeltmişler, seviyelemişler böyle. Buraya da bir çim saha yapmışlar. Yani valla aklım almıyor. İstedim ki Texas'a gelelim, bu evi görelim. Çünkü Amerika'nın farklı eyaletlerinde, farklı şehirlerinde paranıza göre farklı şeylere sahip olabiliyorsunuz. Texas'ta tabii ki de arazi, toprak bir Los Angeles'ta, ne bileyim bir New York kadar değerli değil. Öyle olunca 20 milyon dolar size böyle hakikaten bir malikane alıyor. İstedik ki bunu da görün. Ve turumuz da burada bitiyor. Her zaman olduğu gibi bu evi de bir akşam görelim. Ondan sonra sizlerle tekrar buluşacağım. Texas'taki bu turumuz da burada bitiyor. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Bu evin emlakçısı olan Tracy ve Bria'ya da bize bu turu yapmamıza izin verdikleri için çok teşekkür ediyorum. Her zaman olduğu gibi bu evle ilgili bilgileri bu videonun açıklama kısmında da bulabilirsiniz. Son olarak eğer videomuzu beğendiyseniz bize bir beğeni vermeyi unutmayın. Kanalımıza abone olun ve önümüzdeki haftaya da görüşmek üzere.